Depremde asker kışladan geç çıkarıldı iddiasına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yanıt geldi. Akar iddiaya sert tepki gösterdi. Mehmetçik ilk andan itibaren yapılması ne gerekiyorsa yapmıştır, yapmaya devam ediyor dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay unsurları görüş emirlerinizi hazırdır Sayın Komutanım. Sağ ol. Mehmetçik başlangıçtan itibaren büyük bir azim ve kararlılıkla, gerçekten büyük bir fedakarlıkla, terörle mücadelede olduğu gibi, hudut güveninde olduğu gibi hem fedakarlık hem kahramanlık, yapılması gereken ne varsa yaptı, yapmaya devam ediyor. Asker kışlasında bekletildi. Emir gelmediği için arama kurtarma faaliyetlerine katılmadı. Emir geldiğinde çok geçti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bütün bu iddialara Hatay'dan yanıt verdi. Bölgedeki birliklerin komutanlarını video konferansla topladı. Depremin ardından yapılanları dakika dakika anlattı. Anında Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'nı ikraz etmişler. Hazır ol diye. Saat kaçta? 4.30'da. Bu önemli. Saat 4.50'de 2. Ordu Komutanımız Orgeneral Metin Gürak görevinin başında. Saat 4.50 2. Ordu Komutanımız görevinin başında. Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm unsurlarıyla ilk andan seferber olduğunu vurguladı. Komutanlara mücadeleye devam mesajı verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı unsurları arkadaşlar ilk andan itibaren askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeliyle seferber oldu. Arkadaşlarım problem bitmedi, mücadele bitmedi, mücadele devam ediyor. Hepiniz sağ olun, var olun, hoşça kalın, hepinize kolay gelsin. Durum gördüğünüzden, bildiğinizden çok daha vahim. Açıklanan rakamlardan en az 3-4-5 kat daha kötü. Bizim değil, depremin ardından Nurdağ'a koordinatör vali olarak atanan Osman Bilgin'in sözleri bunlar. İşte Vali Bilgin'in itiraf gibi açıklamaları. Sizlerle beraber olmak, sizi dinlemek için geldim. Kusura bakmayın, belki geç geldik ama durum gördüğünüzden, bildiğinizden çok daha vahim. Açıklanan rakamlardan en az 3, 4, belki 5 kat daha kötü. Böyle dedi, ardından da planları açıkladı. Bazı illeri komple yıkıp yeniden iller yapacağız. Gördüğünüz İstanbul depremi veya Erzincan, o hiçbirine benzeyen bir deprem değil. Şehirler haritadan silinecek, yeni haritalar oluşturulacak. Şırnak valisi Osman Bilgin, depremin ardından Gaziantep Nurdağ'a koordinatör vali olarak atanmıştı. İncelemelerin ardından depremzedelere seslendi. Yaşadığımız afet çok büyük bir afet. Örnek vermek istiyorum size. Nurdağ ilçesinin dün akşam kararını aldık Sayın Bakanla, Çevre Bakanıyla. İlçeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz. Tamamını, %100'ünü yıkıyoruz. Yani yaşanan felaketi anlayın diye anlatıyorum size. 150 tane ölü aldığımız apartman var. Vali eleştirilere de yanıt verdi. Devlet olarak, devletin görevlileri olarak geç gelmişsek sizden özür diliyoruz.